Selam millet dedi oyunlara, tekrar birlikteyiz kardeşlerim. Jurassic World The Game oyunumuza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hemen şöyle milyoner olayım. Sınırına kadar bütün paramızı toplamış olduk. Günlük görevlerimizi ince ince yaparken ilk merak ettiğim şey, acaba bizim boss görevlerimize ne kadar kaldı? 300 daily quest sınırında tamamlamışız. 48 tane daily quest kalmış. Yani 3 aşağı 5 yukarı 5 gün içinde görevler bitecek gibi görünüyor. En azından şu görev bitecek, bu bitmese de. Şöyle bir gelelim. Pack açmamızı istiyorsun bizim, peki. Ondan sonra daily objective bitir diyorsun. Bir şeyler fuse'la, bunlar biter mi bitmez mi? Zaman içinde göreceğiz. Acelemiz yok. Şöyle bir gelelim. Full verirsen DNA. Korkunç değil mi? Bence şunu yapalım. Daha iyi olur. Mesela buna DNA. Ne kadar hoş. Şu zaten yapılmayacak belli. Bunları verirsen DNA veririm diyor. Cash verirsen bunu veririm diyor. Mesela cash harcamak biraz daha makul gibi burada. Sonra efendim şuradan hemen şöyle food karşılığında bir booster almak için harekete geçelim. Bir kere utandırsan bizi. Gerçekten booster almak derken hemen booster versen de. 1 mission daha bitti diyor. Galiba booster geldi. Yo, booster da gelmedi. Bir mission daha nasıl bitti ki o zaman? Ben şuradan bir kontrol edersem collect 3 mod. Allah Allah, nereden mod toplamışız biz? Food'u da yaptın, 3 trade'i de yaptın diyor. Peki. Ha, trade de galiba biz mod aldık değil mi? Tabii, hemen kod 19'a gideyim o zaman. Biz trade de mod aldık, doğru. Böyle olunca da haliyle bir mod da aldığımız zaman görev bitti dedi. Mavi olduğu zaman devam edebileceğim kısmını en sonunda bir yıl sonra çözebildiğim için mutluyum. Böylece mini game'lerde o dönen çark gibi şeyleri çok abartı hızlı dönmezse en azından doğru zamanda tahmin edebiliyorum. Üç hit combo da bitti, gayet güzel. Şöyle bir tamamlayalım onu da. Onu da bir claim diyelim. Şimdi PvP'ler kaldı geriye. PvP'leri tamamlayalım. Bir kardeşimiz yorumlarda şey yazmış gerçekten. Ben de onu söylediği zaman düşündüm. Ya bir Dokasaurus, bir bilmem ne Mastodon bir maç kazansın ya. Hep kaybediyoruz. Haklı yani. Gerçekten haklı. Hayvancağızın kaderi sadece maç kaybetmekle geçiyor. Şekil A. Tabii ki kazanamayacak. Bahtı mühürlenmiş onun. Hiçbir şekilde kazanamayacak. Kuruyup kalacak orada. İkinci bahtı mühürlenmiş kişi de Sarkastadon. Sarkastadon da maç kaybedip duruyor. Bu arada ben bunları yapa yapa 93. level olacağım neredeyse. Orada bir görev var çünkü onu tamamlamamızın pek bir imkanı yok. Ya da nasıl tamamlayabiliriz biliyor musunuz? Dinozoru yapıp satacağız. Yapacağız, satacağız. En iyi ihtimalle öyle. Hani tamamlanabilir. Bilemiyorum öyle bir şey yapsak mı? Mesela Indoraptor'umuz da olsun diye istedik. Indoraptor'u yaptık, rakipler sapıttı. Şimdi Indoraptor'u satıp aslında biraz daha rakipleri normal seviyeye çekebileceksem satmak belki de mantıklı olabilir. Şuradan bir de hızlandırmayı yapalım. Böylece görevlerimiz galiba yapabileceğimiz kadarı bitmiş olacak yani. Evet. Bundan sonrası artık bize kalmış bir şey değil. sDNA'larda Monolophosaurus, Sarcosuchus. Monolophosaurus 1000 olmuş. Bakalım Monolophosaurus'ta ne alıyordum ben? Monolophosaurus 1000 olduğuna göre süper hibrit diyerek Monostegatops mu alıyordum? Vallahi onu alıyormuşum. Monolophosaurus bir kere daha aldık. Artık bunu bir kere daha almamıza gerek yok galiba. Çünkü şurada bir Cenozoic diyeceğim. Versus Land'de bir bakıyorum da 10. level Monostegatops fena değil. İyi değil.
fena değil. Yani şimdi şuna bakarsak hani bunlarla kıyasladığımız zaman bunun da altında ama sadece 10. level haliyle en azından bu sıralamaya geliyor. Mesela bak Dimetra Karnus gelemiyor. Dimetra Karnus 10. level'da bundan biraz daha aşağıda. Mesela Diplosukus 20. level'da bundan biraz daha aşağıda. Yani Diplosukus 20. level'da ona anca denk gelebiliyor. O yüzden ondan bir tane daha almamıza gerek yok. Diplosukus tabi 1000'e değil 660'a alınıyormuş. O da 20. level'da gerçi 500'e alınması lazım bundan bu mantıkla denk gelebilmesi için ama. Senin neye ihtiyacın var canım? Şurada bir bakalım. Dimetrodon DNA'ya ihtiyacım var. 1700 değil tabi pardon. Dimetrodon DNA'ya ihtiyacım var. Sarkosukus DNA'ya ihtiyacım var. Dimetrodon, Sarkosukus. Bunları tutalım. Indoraptor zor tabi. Indominus Rex 40 lazım çünkü onun için. Ama en azından bir tane daha kafadan alabiliyoruz. 2000 birikirse alabiliyoruz bunu. Velociraptor DNA. 2000 biriktiği anda alabiliyoruz Indoraptor'u. Gerek var mı Indoraptor'a? Bir sonraki soruda bu. Gerek yok işte. Orada hani bir yanlışlık var. Birinci level bile gelse fazla güçlü. Bize ne lazım şu anda? Kuş lazım. Otobur lazım. Su canlısı lazım. Bol bol o su canlısından lazım. Bir tane daha su canlımız var mı öyle? Alabileceğimiz başka su canlısı süper rare'ımız var mı? Yok. Su canlısı yok. Bunu almak zorundayız. O zaman ne yapıyoruz? Sarkosukus burada devam edecek. Sarkosukus devam edecek. Bir de Sarkosukus'tan sonra Eolopsepalus biriktirelim. Sarkosukus, Eolopsepalus. Çünkü burada aynı şekilde bir de kuşumuz eksik. Bu 3 olacak. Bu da 3 olsun. Diplosukus da çok arkalardan katılamıyor ama artık ne yapalım? Östepo da sıkıntılı biraz. Östepo'yu çekmeye çalışsam kaça çekebiliyorum? Bilemedim. Şuradan SDNA'yı seçiyorum. Bu değil. Bu. Velhasıl da 2000'e bir tane daha geliyor ama yani. Hibrit diyelim. Östapo. 31.000 DNA'ymış. Bir de o 20. level'dı. İki tane ondan koymamız gerekecek. Maşallah. Biraz zor. Biraz zor gibi geldi bana. Düşününce. Peki o zaman şöyle bir gelelim. Boss eventlarımız var oynayabileceğimiz gayet güzel. Oo, maksimum boss maçımız gelmiş. Monsters of the Deep var bir tane. Monsters of the Deep'i oynayalım. Güzel deniz maçları yapalım. Şöyle baktığım zaman yani ağzımı burnumu kıran şekilde değil biraz daha insani şekilde gelmiş gibi sanki rakipler. Bakalım belki gerçekten insani bir şekilde gelmiştir. Oo bir de saldırı yapıyorsun. Çok hoş değil mi? Ben de şöyle gelip ikilik saldırı yapsam galiba gidiyorsun. Ama sonra o da ikilik saldırı yapıyor ben gidiyorum. Sırayla gidelim o zaman. Aynen. İkilik saldırı yapıyor. Ben gidiyorum. O zaman şöyle yapalım. Ben 3 enerji çekeyim. Sen 3'lük saldırı yaparsan ben giderim ama senin için de çok hoş olmaz. Umarım zırhı vermişsindir, vermemişsin. Benim için birazcık üzücü oldu bu. Ama galibiyetim şu anda %100 oldu.
Zinatodon. İlk defa duyuyorum bunu ha. İlginç. Demek ki ne kadar oynarsak oynayalım oyunu ilk defa duyacağımız dinozorlar oluyormuş. Rakipler sapıttı mı? Hayır. Ama renkler sapıttı. Şimdi bir dakika ya. Bu olmadı. İki tane birden böyle yıpratıcı oldu. Adam yine ikili kursa gönderiyor bizi evimize. Neyse öyle bir şey yapmadı. Zaten burada aşırı enerji biriktirdiğimiz için bu işaret bir şey söyleyeyim. Böyle bir oyun sergilediği adam benim aslında şeye ihtiyacım olmayacak ha. İki tane tombula. Bak gör şimdi. Cups. Çok ilginç bir saldırı yapıyor. Yo yo, iki tane tombula ihtiyacım olacak. Vay. Atraksiyonel. İlginç. Sonunu düşünen kahraman olmaz dedi adam. Haşır huşur yedi adama. Çok güzel. Hepsinden birer tane değişik rengarenk. Sevdim bunu. Tek atsın buna bu. Tık diye indirsin. Bu da onu indirsin. Bu da onu indirsin. Bu da onu indirsin. Bu da bunu indirsin. Tamam. Lego gibi dizilsinler peş peşe. Tık gönderdi evine. İkilik saldırı, bu da onu gönderdi. İkilik saldırı, bu da onu gönderdi. Şıpıdanak tokadı vurdu ağzına. Evet, bence de bu olmadı. Buradan sonra sen onu gönderemiyorsun tabii. Güzel. Hop. 8200. İdeal. Tam da isteyeceğim şey oldu. Daha iyi olamazdı yani. İki tane adam var karşımda. İkisine de onları dövenleri seçeyim. Bunun karşısına da aslında şunlardan bir tanesini açıp seçmek lazım ama ben böyle bir seçim yapayım. Karşıma gelecek, ben de ona enerji çekeceğim. Geri çekilmeyeceğim. Kaplum tosbağıyla döveceğim bunu. Zırh vermemiş, çılgın. Güzel. Şimdi buna arkadaşa 1, 2, 3, 4, 5, 6 diyorum. 3 zırh verse de halledecektim onun işini. 3 zırh vermedi zaten. 8 enerjisi var galiba, evet. 1, 2 ile indiriyor, 3'lük saldırı yapacak. Geri kalanını zırh verecektir diye düşünüyorum, enerji değil. Yok, zırh vermemiş, enerji vermiş. Tebrik ediyoruz kendisini. 8'lik saldırı yaptı. 2 dinozoru birden indirdi peş peşe. Tebrikler.
3 gün bayram ilan edecektir mahallede. İndirdik. Bakalım canına. Hayatta yetmez. Şöyle yaptık, kurtulduk. Sonrakini de indirdik. Galibiyet %100. Hiç üzülmeye gerek yok. Olmadı değil mi? Ben hesapladım zaten, olmayacağını biliyordum. O zaman sen de bizden şöyle bir Charmander gibi kuyruk kırbacı ye. Kod 19'da başlayıp kod 19'da devam ediyoruz yalnız. Aa, ben %100 paket verecek zannediyordum. Öyle inandım ben. Bana artık paket vermen lazım. Vermedin. Vermedin, ahlaksızsın. Ya şu yalana, hileye, hurdaya bir gün düşeceğim ya, ondan çok korkuyorum. Yani şöyle maç bitecek, tak diye bir basacağım. 4200 para var, 1500'e bir kere daha çevireceğim. Onu sırf o yüzden koymadılarsa ne olayım. Ding. Mutluluk. Gayet güzel. Bir kere hata yaptık. Hatasız kul olmaz. Normaldir. Şöyle bir gelelim şimdi. Bütün boss eventler hazır diyor. Biz bir ikili olan versiyonunu oynayalım bunun. Hayvanlarımızı sıraya dizip. Biliyorsunuz ki genel olarak pek bir hayvanımızın level olmadığı için maalesef T-Rex ile onları titretme üzerine kurulu bir stratejiyle oynuyorum. Şimdi burada mesela bizim kuşu titrettiler. Gayet güzel. Şuradan adamımızı bir seçelim. Bir enerjiyi de verelim, ultiyi de açalım. İki enerjisi var şu anda. Onun zırh vermiş olabilir diye düşünüyoruz değil mi? Evet. Bir. Bir. İki. Bir. İki diyoruz o yüzden. Zırh vermemiş. Verdiğimiz enerjiler boşa gitmiş. Olsun. Şimdi bu geldiği zaman da %100 olmaz diye umut ediyorum inşallah. Galiba oluyor. Oldu. Ultiyi de açtı. Artı bir enerji de aldı. Şimdi full abanırsa da bizi indiriyor galiba. Aynen öyle. Full abandı, bizi de indirdi. Helal olsun. Şimdi burada bizim yapabileceğimiz bir tek şey var. O da şu. 1, 2, 3, 4 demek. Bunu çalıştırmak. Bir daha ölümsüzlük açmak. İki de enerji çekip şöyle kenarda beklemek. İki zırh da çekmiş olsam indiriyor galiba adam. Adam suyunu çıkardı ya. Adam inada bindirdi. Vallahi inada bindirdi. Bu gelirse bu ona kaçlık hasar vurur, nasıl vurur, vurabilir mi, vuramaz mı? Çok şaibeli bir durum. 4 enerji vermem lazım. 2 zırh verdiyse geçemiyorum. Yine 2 tane enerji verebilirim. Bu yine 2 enerji verdiyse eğer, abi aynı kısır döngünün içinde kilitlenip kalıyoruz bu sefer biz. Bu sefer 3 enerji vererek yapacağım bunu. Bir zırh vermiş, bir enerji vermiş.
E sen yüzsüzlüğü ele alıyorsun ama yani. Aferin, iki zırh vermiş. Yine az bir saldırı mı yapacaksın? Birlik falan yap da bari tam olsun. Vallahi üçlük yaptı yani. Ağzımı burnumu kır diyor benim şimdi. Ama bu sefer öyle geçen sefer gibi kafana göre takılamayacaksın yavrum. Bu bir. Ah, bu da senin hak ettiğin. T-Rex'in gücü adına. Hadi bakayım şimdi yalla. Yürü de boyunu görelim. Güzel. En sevdiğim. Hiç uzatmadı olayı. 7 enerjisi vardı. 6'sıyla saldırı yaptı. Ultisini açmadı. Herhangi bir şey yapmamıza da gerek bu kalmadı böylece. 1, 2, 3 ile onu geçtik. Zaten zırhını veremiyor buradan. Kurtaramıyor. Selametle. Gerçekten zorlu bir maç oldu. İlginç bir şekilde hesaplar biraz karıştı. Tutmadı. İnanılır gibi değil. Hemen bir sonraki maça gidelim. Baştan geldi salamandar. Zırh verdiysem indiremezsin. Atak yapma, çakallık yapma lütfen. Sen de atak yapma bu saatten sonra. Ha. Şimdi de yapmaman lazım aslında, 3 sıfır vermiş olabilirim ama. Şöyle bir geçiştirelim turu. Belki enerji verirsin falan, ulti açarsın, ne kadar güzel olur benim için var ya. Yapmadın. Yapmadın, beni üzdün. O zaman ben böyle geliyorum. Ultimi açıyorum. Bir, iki diyorum. Bir, iki diyorum. Bir, iki, üç, dört diyorum. Walker'ye ne kaldı? Beleş ulti kaldı herhalde. Aynen. Beşlik saldırı da olmuyordu zaten. Yani çok abartı zırh vermemişsindir sen ama. İndin. Ben bunu yapmak zorundayım yine. Vallahi üçlük zırh vermiş. Çok da iyi yapmışım. Daha da iyi olamazmış. Yedilik saldırı mı? Çok güzel oldu bunu böyle yapman. Yani istesem daha iyisi olamazdı ama yapmana şaşırdım yine de. Ulti açar insan, bir şey yapar, şimdi hiçbir şey açamadın. Ve mecbur kaybettin. Geçmiş olsun. Ödül tekerleği üzerine kod 19. Mesela burada ödül tekerleğini bir daha çevirmek o kadar mantıklı ki. Çünkü buradaki herhangi bir çıkan şey şu çıkmasa, bu en berbatı inatla çıkıyor.
O çıkmasa onun haricindeki her şey 15 paradan daha fazla ediyor. Ama inatlı o çıktığı için tabii oyun bizi cezalandırıyor. Helal olsun diyorum ben de ona. 40 görev kaldı kardeşlerim. Günde 9 görev geldiğini düşünürsek gerçekten tam olarak 5 gün. 5 gün içinde boss'u almış oluyoruz. Üzerine de 3000 DNA'mız artıyor ve 3000 DNA ile level atlamalarını ayarlıyoruz. Evet, bir videonun daha sonuna geldik kardeşlerim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz her zaman olduğu gibi beğeniyorum paylaşımlarınızı destek olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize dikkat edin. Evet, maalesef bu video bitti. Ama her gün iki yeni video gelmeye devam edecek. Eğer izlediğini beğendiysen ve kanaldaki yeni videolardan haberdar olmak istersen ana sayfadaki abone ol butonuna basman ya da herhangi bir videonun içerisindeki Dedele Oyunlar logosuna tıklaman yeterli olacaktır. Dedele Oyunlar kanalımızda bugüne kadar yayınlanmış olan 2000'den fazla videoyu izlemek isterseniz videolar kısmından çok kolay bir şekilde bunları görüntüleyebilir ya da oynatma listelerinden seriler halinde yine bu videoları görüntüleyebilirsiniz. İzlediğiniz bir oyunla alakalı bilgi almak isterseniz hemen o oyunun videosunun altındaki daha fazla göster butonuna tıkladığınızda o oyunun varsa oynama linki ya da satın alma linki bulunacaktır. Fakat kardeşlerim, asıl önemli olan Dedele Oyunlar oyun kanalımızı gerçekten beğendiyseniz bu duyguyu arkadaşlarınızla paylaşmanız ve bunun için maalesef burada bir buton yok. Yapmanız gereken dışarı çıkmak, arkadaşlarınızı kolundan tutup yakalayıp Dedele Oyunlar diye bir oyun kanalı var. Ben izledim, çok beğendim. Sen de izledin mi diye neşeyle haykırmak. Kibarca da söylemeniz yeterli olabilir.